başlatalım. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah bu akşam sayın hocalarım sizlerle birlikte eee nahivde nahul vadı vade de el cümletul ismiye konusundayız. Dün akşam fiil cümlesi konusunu işlemiştik. Bu akşam da isim cümlesi konusunu kısmet olursa birlikte işlemiş olacağız. El cümletul ismiyetu isim cümlesi Hemen şöyle bir kaidemize bakalım. Bu arada 12. kaidedeyiz bu akşam. Kullu cümletin bütün cümleler teterekkebu bu oluşan min mübtedein ve haberin. Mübteda ve haberden oluşan bütün cümleler mübteda ve haberden oluşan bütün cümleler tusamma cümleten ismiyeten isim cümlesi olarak isimlendirilir Arapçada. Yani biz nerede bir müftada haber görsek diyeceğiz ki bunun adı Arapçada nedir? İsim cümlesidir. Demek ki isim cümlesinin iki tane önemli öğesi var. Bunlardan birisi müftada, diğeri de haber olacak sayın hocalar. Teşcir bölümüne bakalım. El cümletul ismiyetu isim cümlesi ve bu min isim cümlesi oluşuyor. Neyden oluşuyor? Minel müptede-i, müptedadan, vel haberi ve haberden oluşuyor. Müpteda neydi? Bunu görmüştük ama bir kere daha hatırlayalım. Tarifuhu, müptedanın tarifi. ismun merfuun, merfu bir isimdir. Fi evvelil cümleti. Cümlenin başındaki merfu isimdir müpteda. Hatta buna neden müpteda dendiğini de konuşmuştuk. Yani kelama kendisiyle başlanıldığı için bunun adını alimler müpteda koymuşlar. Kendisiyle başlanılan anlamında. Habere gelelim. Neydi haberin tarifi? İsmun merfuun merfu bir isimdir. Yukevvinu oluşturur. Meal müptedeyi müpteda ile birlikte oluşturur. Cümleten mufideten faydalı bir cümle oluşturur. Aslında müptedayı tamamlar haber. Haber olmadan müpteda faydalı cümle değildir. Her zaman eksiktir. Mutlaka haber olmak zorunda ve <laughs> tuseme cümleten ismi yeten ve isim cümlesi olarak isimlendirilir. Müpteda ve haberi yan yana getirdiğimizde bu oluşan yapıya ne diyeceğiz? İsim cümlesi diyeceğiz sayın hocalar. Evet inşallah gitmez hocam. <laughs> Yine ekranda e, internet zayıf uyarısı aldım. Yani başka bir şey yapmadığımız halde. Neden böyle dendi? Ben anlayamıyorum. Birkaç derstir böyle ama inşallah düzelir. Şimdi gelelim emsile örnekler bölümümüze. Evet, şu an ses biraz arttı mı hocam sizde Yasin hocam? Ee, gerçi sesi iyi ama herhalde gidip gelmeler oldu. İnşallah düzelir. El emsile tu örnekler bölümündeyiz. Birinci örneğimiz edderu ev edderu ev vesiatun geniştir. Edderu merfu merfuun vasiatun haberun merfuun. El cevvu hava mu'tedilun normaldir. Hava normaldir. El cevvu müftedeun merfuun mu'tedilun haberun merfuun. El toz. El toz fairun. Yani toz uçuşandır, toz uçandır, toz kalkandır anlamında. Yani kalkan derken savaşta kullanılan kalkan değil. Yani yerden kalkan, havalanan anlamında. El-ghuveru fa'ilun merfuun, fa'irun haberun merfuun. el cadde. el cadde, müzdahimun kalabalıktır. Cadde kalabalıktır. El-şari'u merfuun, müzdahimun haberun merfuun. Et-tariku yol et tariku yol dayikatun dardır et tariku dayikatun yol dardır et tariku mübtedeun merfuun dayikatun haberun merfuun el fe'ratu fare el fare muhtebi etun yani gizlenmiştir gizlenendir gizlenmiştir muhtebi <laughs> etun burada da El-fe'ratu mübtedeun merfu'un, muhtebiyetun haberun merfu'un olacak sayın hocalar. Gelelim el-bahsu bölümümüze. Yani seste bir sıkıntı yaşarsanız eğer lütfen yorum olarak buraya yazalım. <laughs> Aksi takdirde hiçbir şey yazmıyorsunuz oraya. Ee, ses iyi mi, her şey yolunda mı bunu bilemiyorum hiçbir şey yazmadığınız zaman. Arada bir oraya e, bir şeyler hocam yazalım. <laughs> evet inşallah e, Gitmez hocam da Derse engel olmaz yani Allah'ın izniyle Gelelim El-Bahsu'ya Elemsil etü Geçen örnekler Geçen örnekler Yani yukarıda geçen örnekler Kulluhe tamamı cümelun Mufidetun tamamı faydalı Cümlelerdir yukarıda Geçen örneklerin tamamı Faydalı cümlelerdir ve kullu vahidetin minhe o cümlelerin tamamı o örneklerin tamamı mürekkebetun oluşmaktadır min ismeyni iki isimden oluşmaktadırlar evveluhe o iki ismin birincisi müptedeun müptedadır ve ve ikincisi de haberun haberdir ve li enne, ve li enne çünkü muhakkak ki Kulle cümletin minhadihir cümeli, bu cümlelerin tamamı, bu cümlelerin tamamı mebdu etun başlamaktadır. Bir ismin, bir isimle başlamaktadır. Şimdi yukarıdaki cümlelerimiz tamamı ikişer e, isimden, e, ikişer isimden meydana gelmekte ve bu isimlerden birincisinin adı müpteda, ikincisinin ismi de haberdir. Ve bu cümleler aynı zamanda bir isimle başlamaktadırlar. Çünkü müpteda isim oluyordu ya. Tusenme bundan dolayı da tusenme cümleten ismi yeten bu cümleler isim cümlesi olarak isimlendirilirler Arapçada. Şimdi gelelim temrinat alıştırmalar bölümümüze. Sayın hocalarım temrinat alıştırmalar bölümümüze gelelim. Birinci alıştırma. Kevin oluştur. Birinci alıştırmanın birinci bölümü diyelim buna. Kevin oluştur. cümelen ismi yeten isim cümleleri oluştur. Bir vada'yı getirerek koyarak ehberin lil müptedeetil yetip, Gelen müptedalara kitabın bize şurada vermiş olduğu müptedaların yanına haber getirerek müptedaların yanına haber getirerek neyi oluşturacağız? İsim cümlelerini oluşturacağız sayın hocalar. Hemen şöyle bir bakalım. Nacizane bunları yine ben e, sizin için yaptım. Hemen şöyle bir bakalım. En hurma en nahletu hurma hulvetun tatlıdır. El cemelu deve kaviyun güçlüdür. Kaviyun haberun merfuun. El medresetu okul nafiatun faydalıdır. Okul faydalıdır. El medresetu un merfuun nafiatun haberun merfuun. El filu sagirun fil küçüktür. Aslında büyük de ben buraya sagirun yazısım geldi onu yazdım. <laughs> El filu un merfuun sagirun haberun merfuun. Etteu bu elbise rahisun ucuzdur. Elbise ucuzdur. Etteu bu müftedeun merfuun rahisun haberun merfuun. Etteu yılan mudirrun zararlıdır. Yılan zararlıdır. Etteu benu. Evet buyurun hocam bir şey mi demek istiyorsunuz? Hocam her zaman mübtedaun merfuun haberin merfuun bunu aklım, aklımda mı tutayım her zaman Hocam bunu her daim aklımızda tutalım. Bunu bir yerlere yazalım. Bu hiç değişmez hocam. Bu kesinlikle değişmez. Allah Allah razı olsun hocam. E, vize sınavlarımız, üniversite sınavlarımız var. Çok iş meharleyecek. Allah razı olsun. Amin. Cümlemizden hocam o geçen ders 3 altın kuraldan bahsetmiştim. O dersi duymuş muydunuz? 3 altın kuralı yazmış mıydınız? Üçü altın kural. Evet gördüm onu notlarda da gördüm. Evet. Ben çok çabuk unutuyorum evet. hocam. 35 yaşındayım. Doğru. Çok çabuk unutuyorum. <laughs> Doğrudur hocam. Unutkanlık var e, ara, hocam. Aramızda daha yaşlılar var hocam. O yüzden biz daha genciz. E, siz de biz de genciz daha. E, o yüzden bu konuyu hiç açmayalım. E, unutmak tabii. Çok tekrar edersek unutmayacağız. Ama e, derslerimizde o kadar çok tekrar edeceğiz ki bunları unutmanıza fırsat vermeyeceğim hocam. O yüzden hepinizin içi rahat olsun. Yaşınız kaç olursa olsun bunları unutacak fırsatı bulamayacağız. Çünkü biz bir ders yapıp üzerinden Allah, iki... evet hocam. bir ders yapıp evet hocam Allah razı olsun. Okulda anlatıyorlar ama ben unutuyorum hocam Allah razı olsun. Cümlemizden hocam. Yani biz bir ders yapıp üzerinden iki hafta tatil yapmıyoruz hocam. O yüzden unutacak fırsatımız yok Allah'ın izniyle. Zaten unutmak için de buraya gelmedik. Öğreneceğiz bunları zihinlerimize. Kazıyacağız. Ethoben muderun dedik. Yılan zararlıdır. Ethobenu. Şimdi bunları normalde bakın, müpteda haber konusu geçti. Yani gerçi bu konumuz da yine isim cümlesi müpteda haber ama benim bunları sürekli iraplarını tekrar etmem, e, sizlerin e, zihinlerine girmesi için. Yoksa aramızda bunun tabii ki müpteda merfu olduğunu bilen illaki var. Haberun merfun bunları geçen derslerimizde öğrenenler illaki var. Ama yeni katılanlar olabilir. E, hatırlamakta güçlük çekenler olabilir. O yüzden sürekli tekrar edeceğiz ki belki biraz ders uzuyormuş gibi hissedip sıkılanlar da olabilir ama bu bizim iyiliğimiz için. O yüzden ben e, olabildiğince yine irafları da tekrar etmeye çalışacağım hocam. Es-su'banu mübtedeun merfuun mudirrun haberun merfuun oldu burada. El-hiza'u ayakkabı dayyikun dardır ayakkabı dardır El ve u un merfuun dayyıkun haberun merfuun el hadim'u mahbubun hizmetçi mahbubun sevilendir hizmetçi sevilendir el hadim'u bu merfuun mahbubun haberun merfuun olacak Sayın hocalarım şimdi geçelim ikinci alıştırmaya e, Bu arada yani sınıfta yani üniversitede okuyanlar için sınıfta sadece derslere katılan eğer sizseniz mutlaka arkadaşlarımızdan da bunu haberdar edelim. Yani onlar da bu dersi seveceklerdir. Onlar da faydalanacaktır. Ya da Arapça öğrenmeye çalışan, dairet eden, öğrenemeyen kim varsa çevremizde yaşı kaç olursa olsun bu dersimizden onlara mutlaka bahsedelim. Çünkü bazı insanlar yapısı gereği Örnek veriyorum mesela biz bir ay ders işlemiş olsaydık o bir aydan sonra derse katılmak istemeyebilenler oluyor. O ne kadar yol kat etmişsiniz ben yetişemem diye düşünüyorlar. O yüzden yolun başındayken e, sevdiklerimize bir iyilik yapalım ve onları dersimize davet edelim sayın hocalar. Onlar gelir öğrenirlerse davet e, ettiğiniz için sizler de bu hayra ortak olmuş olursunuz hayrı yapan yani hayra e, ortak olan hayrı yapan gibidir. Hayır yani hayra el ayak olan da gene bunun gibi. O yüzden e, bundan nasiplenelim. <laughs> Geldik birinci alıştırmanın ikinci bölümüne. Kevin <laughs> cümelen ismi yeten isim cümleleri oluştur. Bir vada'i mübtedi'atin li akbar ile atiyeti müptediatin yani gelen haberlere müptedalar getirerek ne yapacağız? İsim cümleleri oluşturacağız. Az önceki bunun tam tersiydi. Yani kitap bize müpteda vermişti, haber istemişti. Şimdi bize haber verecek ve bizden neleri isteyecek? Bunlara uygun müptedalar isteyecek. Hemen şöyle bir bunun da yapılmış haline nacizane bakalım. Et tufahu hulvun elma tatlıdır. Et tufehu müftedeun merfuun hulvun haberun merfuun. El-kitaru seri'un, tren hızlıdır. El-kitaru seri'un, tren hızlıdır. El-kitaru mübtede'un merfu'un, seri'un, haberun merfu'un. Bu arada hep ışık herhalde benim gözlüklerime vuruyor sayın hocalarım. Var mı böyle gözlerimde bir parlama, bir beyazlama? Onu da şimdi fark ediyorum ama inşallah çok fazla değildir. <laughs> Eşşemsu şemsu <laughs> Eşşem su müşrikatun Güneş <laughs> güneş doğmuştur. Güneş doğandır. Acaba kafamı çevirsem bundan kurtulabilir miyim? Kurtuluş yok hocam. Benim yakamda. E, neyse sıkıntı değil. E, sorun olacağını da düşünmüyorum. Bunu engelleyemem zaten. Şuraya araya bir set çekmem lazım. Anca öyle. Neyse sıkıntı yok. <laughs> Şimdi eşşem su müşrikatun dedik. Güneş doğandır. Doğmuştur. Doğucudur. Burada eşşem su un merfuun müşrikatun haberun merfuun olacak sayın hocalarım. Sizde de ses bozuldu mu bu arada? El fulfulu ya da el filfulu murrun biber acıdır. Biber acıdır. El fulfulu un merfuun murrun da haberun merfuun olacak sayın hocalarım. Buyurun hocam. Hocam ses falan gayet iyi. Ayrıca ses bozulsa da sorun değil. Sonra YouTube'dan tekrar izliyorum. Hiç sorunsuz bir şekilde izleyebiliyoruz. Seste hiçbir sorun olmuyor. Işıkta hiçbir sorun yok hocam. Allah razı olsun. Tamam, cüm, size. Cüm, cümlemizden hocam. Ee, ses yani ben bir şey yapmıyorum burada ayrı bir şey ama nedense modemden mi bilmiyorum. O bu arada modemi belki değiştirebilirim. Sarf dersinden önce bir diğerini bir daha deneyeyim e, ee, az da olsa böyle yani tamamıyla derse engel bir durum olmadığı sürece böyle hafif kopmalar vesaire e, internet hızından inşallah sıkıntı olmaz diye düşünüyorum ama komple tabii ne dediğimde anlaşılmazsa o zaman başka bir yolunu başka bir yöntemini bulmamız gerekebilir. Şu an böyle devam. Et tiflu dem, cemilun çocuk güzeldir. Et tiflu cemilun çocuk güzeldir. Et tiflu un merfuun cemilun haberun merfuun. El o da muzlimetun karanlıktır. O da karanlıktır. El hücratu mübtedeun merfu'un. Muzlimetun haberun merfu'un. Et taviletu masa. Et tavil masa. Müstediratun yuvarlaktır. Masa yuvarlaktır. Et tavil etu mübtedeun merfu'un. Müstediratun haberun merfu'un olacak. Enne mirun müfterisun Kaplan yırtıcıdır. Kaplan saldırgandır. Ennemiru un merfuun, müfterisun haberun merfuun. es bu cafun, elbise kurudur. Evet, derse engel olmuyorsa sıkıntı yok hocam. Yolumuza devam. Es-sewbu mübtedaun merfuun, cafun da haberun merfuun olacak. Et-tariku tavilun. Az önce e, et-tariku dayikatun geçmişti yanılmıyorsam. O yüzden şunun yanına bir tane t ekleyelim. Sayın hocalarım şöyle bir. Yani e, et-tariku muhtemelen semai müennes olabilir. E, o yüzden biz de onu e, bu şekilde amel edelim. Çünkü az önceki örnekte öyleydi. Bunu bu şekilde yazalım. Et-tariku dayikatun diyelim. E, taviletun diyelim. Yol uzundur. Ama e, Belki bir yazım hatası da olabilir kitabın. Yani bana pek de müennes gibi gelmiyor ama yine de bir aklımızda bulunsun. Buna ben bakayım. Et tariku un merfun taviletun haberun merfun. El aduvu düşman el aduvu düşman haifun. Yani korkandır. Korkaktır. Düşman korkaktır. El aduvu un merfun haifun haberun merfun Elma u beridun su soğuktur. Elma u beridun su soğuktur. Elma u mübtede un merfuun beridun haberun merfuun olacak. Gelelim bir sonraki alıştırmamıza. İkinci alıştırmaya geldik. Kevin oluştur. Minel kelime gelen kelimelerden oluştur. Gelen kelimelerden oluştur. Cümelen ismi yeten isim cümleleri oluştur, teteellafı oluşuyor, yani bu isim cümleleri içeriyorlar, kullun minhe onların tamamı, min müptedein ve haberin, yani müpteda ve haberden oluşan isim cümleleri oluşturacağız. Bunu neyden yapacağız? Kitabın bize verdiği kelimelerden. Yani bu aslında nedir? Bir eşleştirme alıştırması sayın hocalar. Kitap bize burada müptedaları da vermiş durumda, haberleri de vermiş durumda. Bunları birbiriyle ne yapacağız? Güzelce eşleştireceğiz. Hemen şöyle bir bakalım. Es-selbu mümazzakun. Elbise yırtılmıştır. Elbise parçalanmıştır. Elbise yırtıktır. bu selbu mübtedeun merfuun, mümazzakun haberun merfuun. El meydanu fesihun. Meydan geniştir. El meydanu fesihun. Meydan geniştir. El meydanu un merfuun fesihun, haberun, merfuun. Ez-zehratu zabiletun. Yani gül, çiçek. Ez-zehratu çiçek, zabiletun solandır, solmuştur anlamında. Ez-zehratu mubtadeun merfuun, zabiletun haberun, merfuun. El babu mughlaqun. Kapı kapalıdır. El babu mughlaqun, kapı kapalıdır. El babu un merfuun muglekun haberun merfuun. El kutnu mehlucun. El kutnu pamuk mehlucun. Böyle parçalanmıştır. Didik didik edilmiştir anlamında. El kutnu mehlucun. El kutlu el kutnu müftedeun merfuun. Mehlucun haberun merfuun olacak. Ennaru müşteiletun. Ateş tutuşmuştur. Ateş tutuşmuştur en semâî müennes Arapçada en semâî müennes'tir. E, Müenneslik alameti taşımadığı halde müennestir. O yüzden kendisinin sıfatı olsun, haberi olsun vesaire hep e, müennes gelmek durumundadır. en mübtedeun un müşta'iletun haberun merfûun olacak sayın hocalarım. Böylelikle ne yapmış olduk? Kitabımızın bize karışık olarak verdiği mübteda adaylarından ve haber adaylarından birbirine uygun olan cümleleri tamamlamış olduk. Gelelim bir sonraki alıştırmamıza. Bu e, güzel bir alıştırma. Bu da güzel. Bir sonraki daha da güzel. Üçüncü alıştırmadayız. Kevin oluştur. Sitte cümelin ismiyetin altı tane isim cümlesi oluştur. Altı tane isim cümlesi oluştur. Bir hayfi şöyle ki. Yekunu olur el mübtedevu fi kulli cümleteyni merreten minel insan yani her iki cümleden her iki cümlede şimdi altı tane cümle yapacağız ya bunun ilk ikisinde müptedamız insan ismi olacak diğer ikisinde hayvan ismi olacak müptedamız diğer e, üçüncü ikisinde de üçüncü ikisinde de bitki ismi olacak sayın hocalar İki tane müftedası insan ismi olan, iki tane müftedası hayvan ismi olan, iki tane de müftedası bitki ismi olan toplam altı tane cümle yazacağız burada sayın hocalar. Gelelim dördüncü en güzel ve en önemli alıştırmaya. Meyyiz el cümlel fialiyete minel cümlel ismiyeti. Öncelikli görevimiz şu. Aşağıdaki aşağıdaki e, cümlelerin içerisinde fiil cümlelerini isim cümlelerinden ayıracağız sayın hocalar. Yani hangisi isim cümlesi onu söyleyeceğiz. Hangisi fiil cümlesi onu ne yapacağız? Onu söyleyeceğiz burada. Sonrasında ve ayinil müptede evvel habera eğer isim cümlesi dediysek ona müpteda ve haberi göstereceğiz. Vel fi'le vel eğer ona fiil cümlesi dediysek o zaman da fiilin ve failini göstereceğiz. Güzel bir alıştırma. Hemen bakalım. El me'u ra'i'kun su berraktır. Su berraktır anlamında. El me'u mübtede'un merfu'un ra'i'kun haberun merfu'un. Bu bir isim cümlesi. Aynen hocam. Neden isim cümlesi diyoruz buna? Zaten bu akşamki konumuzda tam olarak isim cümlesi. İsim ile başladığı için. İsim ile başladığı için bu bir isim cümlesi Arapçada. Yeskut'u El cidaru duvar yıkılıyor. Yeskutu el cidaru duvar yıkılıyor. Bu bir fiil cümlesi. Çünkü fiille başladığı için el cidaru da neyimiz olacak? Failimiz olacak. El cidaru failun merfuun olacak. Üçüncü cümlemiz el berdu qarisun. Qaris e, şiddetli anlamında böyle çok şiddetli anlamında karis kullanılıyor. El berdu müptedeun merfuun Farisun haberun merfun. Bu bir isim cümlesi. isimle başladığımızdan dolayı. Aynen tam da sizin yazdığınız gibi. Gelelim dördüncü cümleye. Yeşteddül harru fis sayfi. Yazın yaz mevsiminde sıcaklık şiddetleniyor. Bu bir fiil cümlesi. Çünkü hocam elberdu soğuk. Elberdu soğuk. Müpteda burada. Yeşteddu fiili muzari merfuun bir damme olacak. El harru da bizim neyimiz? Failun merfuun olacak. En Enna, nevafizu pencereler. En nafizetu pencere. En nevafizu pencereler. Mufettehatun. Yani açılmıştır. Açıktır anlamında. Pencereler açıktır anlamında. En nevafizu müptedeun merfuun. Müfettehatun da haberun merfuun. Bu bir isim cümlesi. İsimle başladığından dolayı. Altıncı cümlemiz cena topladı el fellahu çiftçi el kutne pamuğu çiftçi pamuğu topladı ya da çiftçi pamuk topladı cena fiil mazi el fellahu failun merfun el kutne mefulü bi mansubun bu bir fiil cümlesi neden fiille başladığından dolayı sayın hocalar yedinci cümlemiz yusricu yusricu Şimdi e, sercun eğer demek. Atın üzerine konan eğer demek. Serç. Yusricu da bunun fiili. Eğerliyor yani. Hizmetçi atı eğerliyor. Hizmetçi atı eğerliyor. Yusricu fiili muzari. El hadimu failun merfuun. El ahisane mefulu bih mansubun. Bu bir fiil cümlesi. Fiille başladığından dolayı. Ezzucacu meksurun cam kırıktır. Ezzucacun meksurun cam kırıktır. Ezzucacun müptedeun merfuun meksurun haberun merfun Bu bir isim cümlesi. Elkittu caiun kedi açtır. Kedi açtır. Elkittu müptedeun merfuun caiun haberun merfun Bu da yine bir nedir isim cümlesi Arapçada. Onuncu cümlemiz. Tezdahimu el medinetu bis -subkani. Yani şehir şehir e, nüfus bakımından artıyor. Şehir nüfus bakımından çoğalıyor, artıyor. Tezdahimu burada fiili muzari. El Medinetu da failun merfuun olacak. Bu da yine bir fiil cümlesi Arapçada. Yeculu yeculu bu e, ne demek? Bu dolanmak, dolaşmak. Yeculu dolaşıyor. Et tüccar fil Beledi ülkede dolaşıyor tüccar. Yeculu fiil muzari. Etteciru failun merfuun olacak. Bu da yine bir fiil cümlesi. Fiille başladığından dolayı. Son cümlemiz. Yenzilul mataru Yağmur yağıyor. Gökten yağmur yağıyor. Yenzilu fiil muzari merfuun. El mataru failun merfuun. Bu da yine fiille başladığı için fiil cümlesi Arapçada. Gelelim beşinci alıştırmamıza. Havvil el cümelel ismiyete ila cümelin fiiliyetin Gelen isim cümlelerini isim cümlelerini fiil cümlesine çevir alıştırmaz. Geçen derslerimizde bunun bir değişini yapmıştık. Yani fiil cümlesini isim cümlesine çevirmiştik. Bu akşam da bunun tam tersini yapacağız. İsim cümlesini fiil cümlesine çevireceğiz. Hemen şöyle bir çevrilmiş hallerine bakalım. El veledu nâimun. Çocuk uyuyandır. Nemel veledu. Çocuk uyudu. Ya da fiili muzari de olabilir. Yani yenamul veledu. Çocuk uyuyor da olabilir buraya. Şimdi nasıl yapacağız? Yani bize verilen bir isim cümlesini nasıl fiil cümlesine çevireceğiz? Geçen yaptığımızın tam tersi. Bizim müptedamız, bizim müptedamız Yeni cümlemizin faili olacak. Bakın müptedamız burada. Müptedayı alacağız. Onu yeni cümlenin faili yapacağız. Sayın hocalar. Müptedamızı alacağız ve yeni cümlemizin faili yapacağız. Onu alacağız. Oradan buraya götüreceğiz. Müptedayı yeni cümlenin faili yapacağız. Sonrasında sonrasında haberimizi sonrasında haberimizi Fiil versiyonuna çevireceğiz. Haberimizi fiil versiyonuna çevireceğiz ve cümlenin fiili olarak failin başına yazacağız. Bakın buradan alacağız ve onu buraya fiil versiyonuyla yazacağız. Böylelikle bize verilen isim cümlelerini kolayca bu yöntemi kullanarak e, fiil cümlelerini isim cümlesine, isim cümlesini de fiil cümlesine çevirmenin formülleri bu şekilde oluyor sayın hocalarım. Çok zor değil. Biraz pratik yaparsanız üzerinde zamanla bu daha da hızlı hale gelecek. Bu çevirmeler çok da hızlı hale gelecek Allah'ın izniyle. Şimdi diğer cümlelerimize geçelim. El kitabu nafiyun. Kitap faydalıdır. Nefe al kitabu. Kitap fayda verdi. Ya da yenfe'ul kitabu. Kitap fayda veriyor. El behru ha icun deniz dalgalıdır el behru ha icun deniz dalgalıdır ha cel behru deniz dalgalandı eşşemsu müşrikatun güneş doğandır şerikat eşşemsu ya da şerakat da olabilir buna bakmak lazım güneş doğdu Şems kelimesi de yine enneru gibi semai müennestir. Mühendislik alameti taşımasa da biz ona mühendis diyeceğiz. Bunları zamanla böyle derslerde geçtikçe bunları ezberleyebiliriz. Yani semai mühendisleri. Ee, bunlar için özel bir çaba göstermemize hacet yok. Derslerde geçtikçe yavaş yavaş bunları teker teker öğrenmiş olacağız zaten. El hücratu muzlimetun. O da karanlıktır. Ezlemet el hücratu. O da karardı. Bir saniye. <laughs> Bakalım şöyle yapınca sesim gidecek mi? Sesim iyi ise şu an e, iyi mi sesim sayın hocalarım? Ses güzel mi şu an? Evet hocam. Evet hocam, arkaya yaslandım. Çünkü sırtım ağrıdı. E, koltuğa yaslandım çünkü. Biraz e, biraz da böyle durayım. Sağlık da önemli. Evet, şöyle ayarlayalım. Şimdi eee El hücretü müptedaydı. Sol tarafa bakın ne olarak geçti? Fail olarak geçti. Muzlimetun ismi faildi. E, muzlimetun, muzlemetun. Muzlimetun ismi meful de olabilir. İsmi mefule de benziyor. İsmi faile de benziyor aslında. E, onu da e, fiil versiyonu olan ezlemete çevirmiş olduk sayın hocalar. El mataru kethirun. El mataru kethirun. Yağmur çoktur. Kethural mataru. Yağmur çoğaldı yağmur çok oldu anlamında bunu da yine çok rahat bir şekilde e, isim cümlesinden fiil cümlesine ne yapmış olduk? Çevirmiş olduk sayın hocalar. Şimdi gelelim. Hocam, buyurun hocam. Çok özür dilerim. Bir şey sorabilir miyim? Tabii ki buyurun. Şey hocam üstte bir fiili çevirdiniz ya. Evlamet oldu. Evet. Oradaki elifi Nasıl getirdiniz hocam? Şimdi hocam e, onun konusu e, bina kitabında bizleri çok fazla meşgul edecek ama şu an sorduğunuz için söyleyeyim. Eğer bir ismi fail, eğer bize verilen bir ismi fail, e, ismi meful için söylemeyeceğim ama ismi failin başında min varsa bak. Şöyle bir min varsa, min varsa ismi failin başında. Genellikle bu ne anlama geliyor? Bunun mazisi, yani bunun fiil versiyonu, bunun mazisi üç harfli değildir demek oluyor. Üç harfli değildir. Çünkü bunu e, ilerleyen derslerde şöyle bir şey göreceğiz bina kitabında, maksutta da göreceğiz onu, muhtemelen izide de göreceğiz onu. E, dört harfli, beş harfli, altı harfli fiillerin ismi faile dönüştürülürken ya da ismi mefule dönüştürülürken bunların başına dammeli bir mim getirilir. Bunların başına dammeli ötreli bir mim getirilir. Ama şeylerde bu yok bakın. Nasara nasirun. Başında dammeli bir mim yok. Bu konu gelecek hocam. Yani bu onun işareti ve bu fiil e, ezleme yani ekreme babından. Bu fiil e, ezleme ekreme ef babının yani ef babının yani ifal babının ismi fail versiyonu zaten. Bunu o şekilde anlayabiliriz hocam. Hatta şurayı da bak bu dediğimi e, aslında onu da düzeltmiş olayım. Hatırlattığını güzel oldu. Buna da eş rakat diyelim hocam. Şimdi hiç kimse uyarmadı bakın. Şimdi şunun başında da mim yok mu sayın hocalarım? Bunun başında da mim var. O zaman mantıyken bunun başında mim olunca mazisinde hemze var da hocam bunun başında mim olunca neden mazisinde hemze yok diye uyarabilirdiniz. Bu şimdi doğru oldu. Eşrakat olacak hocam. Bunları e, Allah izin verirse binada da göreceğiz. Ee, evet hocam bir şey mi dediniz tam anlayamadım. <laughs> evet yanlışlık oldu galiba. Hocam şimdi e, bugün bir hocamız daha e, bana yazmıştı. E, bazı şeyleri yani anlıyor ama e, tam mesela yerine oturmamış bazı konular. Sizler de böyle olabilir. Çünkü hayatınızda daha önce bu şekilde bir e, nahiv ve sarf dersi almadığınız için bazı konuları ilk defa ilk defa duyacağınız için ki bunlar kolay konularda değiller. O yüzden bunların zihnimize oturması için kendimize biraz zaman ayırmamız lazım. Yani konuları işleyeceğiz ama bir de bunların oturması var. Bir de bunların sindirilmesi var. Onun için kendimize zaman ayırmamız lazım. Bu da e, diğer derslerde, önümüzdeki derslerde tekrar ede ede bunlar yerine oturmuş olacak sayın hocalar. Hocam ben de bir şey sorabilir miyim acaba? Buyurun tabii ki. Hocam dediniz ya isim cümlesini fiil cümlesine çevirme esnasında. Evet. El-veledü nafi'a na'yımın dediniz ya. ve evet. na'yımın el-veledü çevrildiği zaman evet. birinci kelimeyi alıp direktmen sonu aktaracağız. Ama... İsim cümlesini çevirdiğimiz ama bu name oldu ya neye göre name evet. oluyor? Mesela burada naimun iken evet. neye evet. göre name yapabiliriz? Nasıl bunu anlayabileceğiz? <laughs> şimdi güzel bir yere temas ettiniz. Şimdi her sorduğunuz şeylere ileride bunun konusu gelecek. İleride bunun konusu gelecek diyorum kusura bakmayın ama bunun da ileride konusu gelecek. Hocam bu fiil name fiili dikkat ettiyseniz nasara gibi değil. Bunun ortasındaki harf illet harfi. Bu bir ecvef evet. fiil. Ecvef fiil evet, bu. Ecvef fiiller, ecvef fiiller ismi fail versiyonuna çevrilirken böyle bir hemze geliyor onların arasına. Bu bir kural hocam. Mesela gale dedi. Bunun ismi faili ne olacak? Gailun. Gailun. Ama ketebeninki katibun. Onda herhangi bir şekilde bir hemze gelmeyecek hocam. Bu bir kural. Neyin kuralı? Ecve fiiller ismi faile çevrilirken illet harfinden sonra bir tane hemze getiriliyor. Bu bir Arapçada kural hocam. Daha Allah razı olsun hocam. Cümlemizden hocam. Bu bu verdiğiniz tepkiler çok güzel. Yani böyle alışılmadık bir şeyler gördüğünüzde acaba bu neden böyle oldu diye sorgulamamız lazım. Zaten sorgulamazsak bir yanlışlık var orada demektir e, bildiğim sürece her şeyi sormakta özgürsünüz Allah'ın izniyle çoğunu yani bu kitabı yıllardır anlattığım için biliyor olacağım ama bilmediğim bir şey de sorarsanız onu bulup araştırıp size e, zevkle cevabını getiririm hocam o yüzden sormaktan çekinmeyin anlamadığımız yerleri soracağız dikkatimizi çeken yerleri soracağız öğrenmek için buradayız sordukça öğreneceğiz hocam çekilmece darılmaca hiçbir şey yok. İsteyen istediğini sorar. Soranlar her daim kazanır. Ama bir şey çok kötüdür. Yani cevabını bildiği halde ısrarla sormakta bu bazen çığırından çıkıyor hocam. Bizim e, sınıfımızda vardı öyle bir tanesi medresede. Yani cevabını bildiğini, cevabını bildiğini o kadar belli ediyordu ki soruyu sorarken o zaman mübarek sorma bunu. Yani zamanımızı boş yere alma. Ama e, acaba doğru mu bildiğim, doğru değil mi? Tam emin olmak için hocam mutlaka sor. Hocam harflerin harekelerini nasıl bileceğiz? Şimdi bu söylediğiniz şey fiiller için geçerliyse yani fiiller nasara nasıl yensuru oluyor? Darabe nasıl yadribu oluyor? Alime nasıl ya'leme oluyor? Bunu eğer soruyorsanız bu soruyla fiillerin baplara göre İnşallah bina kitabında 35 tane bap öğreneceğiz. Emsile kitabından sonra kısmet olursa ömrümüz yeterse. Orada bunların hepsinin cevabını göreceksiniz. Eğer sorduğunuz isimler içinse isimlerin son harflerinin harekelerini nasıl okumamız gerektiğini yine tabi fiillerin de son harflerinin harekelerini nasıl okumamız gerektiğini bu nahiv derslerimiz ilerledikçe siz de kendiliğinden fark edeceksiniz. Her öğrendiğimiz kuralla bir kelimenin sonuna dokunmuş olacağız. Onun sonunun nasıl öyle olduğunu pazartesi gününden itibaren fiili muzarinin irabıyla onun mansup olmasıyla devam edeceğiz çünkü derslerimize. O zaman her şey yoluna girmiş olacak. Ama kelimenin diğer harfleri yani ismin başındaki harfler mesela burada el behru dediğimizde behrunun sonunun e, behrunun sonunun merfu olması müpteda olduğundan ama diğer harflerinin harekeleri o kelime böyle okunuyor Arapçada. O yüzden onları zamanla böyle kullana kullana zaten bilinçaltınızda el ya El-Bih, El-Bihru ya da el bühru bunları demezsiniz hocam. Zamanla bunlar yerine oturacaktır. Ee, şimdi hocam herkes çok yoğun Allah'ın izniyle. Yani zaten yoğun olmasak sıkıntı olur. Yani bütün gün ensa yapsak, bütün gün yatsak kendimize de faydamız olmaz. Müslümanlara da çok fazla faydamız olmaz. Bu iyi bir şey değil. Herkesin farklı farklı, kimin, kim bilir hangi meslekleri icra ediyorsunuz? Bunları hiç bilmiyorum. Sadece benim imam olduğumu biliyorsunuz. Ben sizin hiçbirinizin ne yaptığını bilmiyorum. Birkaç tane Kur'an kursu hocasıyım diye yazmışlardı. Onun harici kimse hakkında bilgim yok. Yani hepimizin bazı telaşeleri var gün içerisinde. Bu telaşelerden sıyrılıp günlük ee, insanlık vazifelerimizi yaptıktan sonra fırsat bulup bu derse geliyoruz. Zaten dersimizi akşam yapmamın amacı da bu. Yoksa ben gün içerisinde de yapabilirdim. Ama birçoğunuz işte olacağı için derse katılamazdı. Herkes nasiplensin. Daha çok e, insana faydam dokunsun diye özellikle akşam saatlerini tercih ettim. Sizler de Allah razı olsun. Yani yorgun da olsanız e, derse canlı olarak katılmaya gayret ediyorsunuz. Bu da bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum yani. O yüzden e, bunun ecri daha fazla olur diye düşünüyorum. Yani işten gelip dinlenmek yerine Arapça ile meşgul olduğumuzda hem daha lezzetli gelecek, daha bereketli olacağını düşünüyorum. E çünkü yani yatanlarla yatmayanlar bir olmaz hocam. Yani mesela soğuk bir günde oruç tutmak ayrı, sıcak tepemizdeyken oruç tutmak ayrı. Hani bunların sevapları başka ya. E bu da bunu da ona benzetebiliriz hocam. Rabbim e, cümlemizin mükafatını fazla fazla versin. Burada e, hepimizin gayesinin ben aynı olduğunu düşünüyorum. Benim gayem de aynı, sizlerin de aynı. Birkaç ay sabredelim. İki ay, üç ay, dört ay sonra hocam ilk benimle derse başladığınız gün ile özellikle bu kitap bittikten sonra diğer kitaba geçtiğimizde nasip olursa aradaki farkı sizlere soracağım hocam. Ne kadar yol kat ettiğinizi sizler dahi ee, inşallah e, bunu anlayacağız o zaman. Hayırlısı diyelim. Devam edelim. Elmataru ketirun dedik. Burada elmataru müptedeun merfuun. Ketirun haberun merfuun. Kefura fiili mazi. taru bu sefer ne oldu? Failun merfuun. Burada müptedeun merfuundu. Burada failun merfuun oldu. Sayın hocalar. Gelelim bir sonraki alıştırmamıza. <laughs> Altıncı alıştırmadayız. Havvil el cümlelel el atiyete. Gelen fiil cümlelerini çevirin. Neye çevireceğiz bunları? İsim cümlelerine çevireceğiz. Bak bu geçen yaptığımız alıştırmanın aynısı. Yani mantığı aynı cümleleri farklı tabi. Hemen buna bakalım. Evet. Kitabın bizden istediği fiil cümlelerini isim cümlesine çevirmekti. Bak hocam az önce sormuştun ya neden orada hemze var diye. Bak dikkat ettiysen da ayı da çevirirken iyi un oldu hocam. Çünkü da ada az önceki fiille aynı. Bu da ecve fiil, öbürü de ecve fiildi. Demek ki ecve fiiller ismi fail yapılırken ille tarifinden sonra bir tane hemze buraya ne yapıyoruz? Ekliyoruz hocam. Bu bir kural. Ecve fiilin ismi fail yapılışının bir kuralı Arapçada. Daha nice kurallar var hocam. Çok böyle zihin yakan Beyin yakan, böyle bizlere çok sorular sorduran kurallar gelecek. Bunlar daha işin başı. Dah al miftahu anahtar kayboldu. El miftahu da'i'un anahtar kaybolandır. Sağ tarafta fiil cümlesi, sol tarafta isim cümlesi. Aynen hocam. Tabi e, buradaki mantığımız şu. Ne demiştik buna geçen dersimizde? Bizim failimiz, bizim failimiz yeni cümlenin müptedası olacak. Bakın fail burada. Yeni cümlede ne oldu? Müpteda oldu. Sonrasında cümlenin fiilini ismu fail versiyonuyla haber olarak karşı tarafa yazacağız hocam. Fail müpteda olacak. Fiil ismu fail haliyle ne olacak? Haber olacak. Esra al kitaru tren hızlandı. El kitaru musriun tren hızlanandır. Az önceki diğer hocamızın sorusunun cevabı da gene burada bakın. Başında hemze olan. Hemze olmasa da olurdu bu. Yani dört harfli bir fiilin, dört harfli bir fiilin ya da beş harfli de olsaydı, altı harfli de olsaydı, bunların ismi fail versiyonlarının başında her daim bir tane ötreli mim olacak hocam. Esra'a Musri'un gibi. Zaden Nilu Nil nehri zade arttı. En Nilu zaidun bakın yine bir hemze var hocam. Gördünüz mü? Siz soruyu sordunuz diye bu akşam bunlar bereketlendi. Zaden Nilu en Nilu zaidun Nil nehri artandır, ziyadeleşendir. Yusmirul bustanu meyve bahçe meyve veriyor. Şimdi bunu ben buraya musminun yazmışım ama acaba olabilir mi? Olabilir mi? Sayın hocalarım. Yusmiru musmirun olabilir mi? Ne demiştik? Az önce ötreli bir mim gelmesi için fiilin kaç harfli olması lazımdı? 4 harfli ya da 5 harfli ya da 6 harfli. O zaman bu musminu lazım. Bu yusmiru nasıl Musmirun olabildi? bu dammeli mimin gelmesi için bunun kökünün 4, 5, 6 harfli olması lazımdı. Şu başındaki y neydi? Muzara tarifi değil mi? Onu saymayacağız. Muzara tarifi dışında 4, 5, 6 harfli olması lazımdı. O zaman yusmirunun musmirun olmaması lazım. Doğru mudur? Mazisi semera. Çok güzel. Bunun mazisi semeraysa eğer Buranın musbirun olmaması lazım. Doğru mudur? Evet. Samim mi olacak hocam? Mantıklı hocam. Güzel bir şey söylediniz ama doğru değil. Musbirun doğru. Musbirun yanlış değil. O zaman nerede sıkıntı var? <laughs> o zaman aklımıza tek bir soru gelir. Demek ki bunun kökü semera değil. Şimdi, e, kusura bakmayın. Arada böyle şeyler soracağım ben. Zihinlerinizi biraz zorlamak için. O zaman Çünkü... lifalbağından mı hocam? Efendim hocam. Lifalbağından mı? Çok güzel hocam. Bana 100 mu? Aynen hocam. Doğru söylediniz. Teşekkür ederim. Arada böyle şeyler soracağım ki verdiğim cevapları unutmayın diye sayın hocalar. Bak şimdi şu e, hemzeyi buradan alayım. Sayın hocalarım bir şey göstereceğim size. Şunun başına bir e, hemzeyi getireyim. Y'yi buradan bir saniyeliğine alacağım. Şimdi bunun aslında kökü ait Esmera yusmiru oluyor. Aslında ne olacak? Yu esmiru. Esmera yusmiru aslında böyle bir fiil ama Araplar bunu hiç böyle kullanmamışlar. Buna benzer bir örnek söyleyeyim size. Ha gerçekten de öyleymiş diyeceksiniz. Ekreme. Ekremenin muzarisi nasıl gelir? Yukrimu mu? Yukrimu. Çok güzel. Ama Yükrimu. aslında o, o, yukrimu değildir. O aslında yukrimu. Aslında yukrimudur. Ama onu hiçbir yerde yukrimu göremeyiz. Hep yukrimudur o. Ama kökü <laughs> yukrimudur aslında yani. İşte bunu nereden anlıyoruz? Bakın nereden nereye? Şimdi e, o hemze muzari yaparken aslında ruhen olan ama yazılmayan bir hemze var orada. Çünkü bu fiil ifal babından. Bunu nereden anlıyoruz? İsmi failine gelince. İsmi faili musminin olunca benim az önce dediğim şeyi mutlaka unutmayınız. Dammeli bir mim ile başlıyorsa ismi faili bunun kökü ya dört harflidir. Ya 5 harflidir bunun mazisi ya da 6 harflidir hocam. O yüzden e, işin mantığı budur. Böyle şeyler geldikçe bunları size soracağım ki e, hem e, böyle değişik bir versiyonla sorunca zihinleri de yorunca kolay kolay unutulmayacak hocam. Bundan birkaç ders sonra size bu örneği aynısını söylesem bana ne diyeceksiniz hocam? Onun kökü semara değil ki. Onun kökü etmara diyeceğinize garanti veriyorum sayın hocalar. Çünkü üzerinde biraz konuştuk ya. <laughs> bunun da faydası olacak. Şimdi gelelim bir sonraki örneğimize. Yugarridu et tairu kuş ötüyor. Yugarridu et tairu kuş ötüyor. Bakın bunun ismi faili ne geldi? Mugharridun. Çünkü bunun ney burası? Garrade. Dört harf. Garrade. O yüzden ismi faili dammeli bir mimle başlayacak. Ne olacak? Mugharridun olacak hocam. Yugarridu ta'iru fiil cümlesiydi. tairu mugarridun bize ne oldu? İsim cümlesi oldu sayın hocalar. Yudi burayı u yazmayı denedim. Ama nedense bu şekilde sürekli birleştirmek için ısrar etti bana. Şöyle söyleyeyim size. Şurada, burası aslında ye. Şurası ye, hemze'yi ayrı yazacağız burada. Yudi u olacak. Yudi u olacak burası. Burası da mudi un olacak. Mudi un olacak. Onu yazabiliyorsanız siz elle üzerine düz düzeltelim. Bakın aynı az önce dediğimiz şey var mı burada? Bunun kökü ne o zaman? Yudi unun mazi hali ne o zaman sayın hocalarım? Burası mudi un geldiğine göre Mazisi mi hocam? Çok güzel. E Değil mi? E yudi'u yudî'u idâeten. Yani lamba yanıyor burada. E yudi'u yudî'u ışık saçıyor yani. Mudî'un ışık saçandır. Yanandın anlamında. Bakın dersten derse, konudan konuya böyle birbiriyle paralel konuları da anlatmadan olmuyor hocam. Şimdi bu bizim zihnimizde biraz yer edindi. İnşallah konusu geldiğinde onu çok daha rahat anlamış olacağız. Gelelim 7 alıştırma temrin fil inşa inşa alıştırması. Ecip anilesil etilatiye gelen soruları cevapla bir cümlenin tam cümlelerle yani faydalı cümlelerle gelen cümleleri tamamlayacağız. Ve beyin açıkla nev'a kullu cümletin tucibu bihe ve e, cevap verdiğin cümle türünü de Açıkla diyor kitabımız bize. Şimdi burada sorularımız var. Altı tane sorularımız var portakalla alakalı. Portakalla alakalı altı tane sorumuz var. Bunlara cevap vereceğiz. Ve cevap verdiğimiz cümleler ne cümlesi? Onu da söylemiş olacağız. Çünkü konumuz isim cümlesi olduğu için acaba isim cümlesiyle mi bunlara cevap vereceğiz? Yoksa bunlara fiil cümlesiyle mi cevap vereceğiz? Ona bakacağız şimdi. Sorularımıza bakalım. Me şeklül burtakaleti. Portakalın şekli nedir? Portakalın şekli nedir? Şeklül portakaleti müstedirun. Portakalın şekli yuvarlaktır. Burada bir yazım hatası var mı? El portakaleti müennes. Ama benim bunun yanına getirdiğim haber müzekker. Bir sıkıntı var mı? Sizce bir sorun var mı burada? Sıfatı da müennes olmayacak mı hocam? Müstebiratın mı olacak? Hocam var. Şimdi müpteda mühendis olunca haber de mühendis oluyordu değil mi? Evet hocam. Gerekiyor. Ama burtakaleti mühendis o zaman buraya atın yazılabilir. Ama bu yanlış. Neden? Müstedirun doğru. Neden? Şey hocam akılsız varlıkların çoğulu tekil mi geliyordu? Mantıklı ama burada çoğul bir akılsız varlık yok. Gayri akil cemisi dediğiniz gayri akil cemisi müfret müennes kabul ediliyor. Ama bu cümlede gayri akil cemisi yok. Peki neden? Vallahi hocam bilemedik. Neden? Cevabı çok basit oh. ve çok güzel. Evet e, 33 kişisiniz. Fikrimiz var mı? Şekillerde böyle mi oluyor demiş hocamız. Alakası yok. Şek. Cevap sizin içinizde var. Bunu dışarıya vural. Neden böyle? Şeklin müzekker olduğu için mi? Çok güzel hocam. Cevabımız buydu. Aynen öyle. Burada müpteda olan kelime el aleti değil ki haber olan müstedirun onun cinsiyetini almaya çalışsın. Burada müpteda olan kelime şeklu. O yüzden müstedirun haberi şeklunun cinsiyetine uymak zorunda. Sayın hocalar. Nasıl cevap güzelmiş değil mi? <laughs> Şimdi Çok bunu şaşırdım size... hocam. Bu bir şey söyleyebilir Buyurun. miyim hocam? Buyurun. Bunun bir ismi var mı mesela işte hani sıfat mevsuf izafet gibi evet. öyle bir şey bir ismi var mı bunun mesela? Ona benzer bir şey söyleyeceğim hocam. Zekeriya hocam buyurun. Hocam el portakal ne olur peki o zaman? Şimdi çok güzel. Şimdi burayı açıklayayım müsaadenizle. Şeklu müpteda. Aynı zamanda muzaaf. Aynı zamanda muzaaf. El portakaletin muzafın iley. Müstedirun ne? Haber. Neyin haberi? Müptedanın haberi. Müpteda şekli burada. Sayın hocalar. Şimdi e, buna hocam, benzer el burada kalı muzafun iley dediniz ya. Evet. Muzafun iley eliflem taksi alabiliyor mu? Zaten tabii ki. Tabii ki. Üç altın kural dersimizde var mıydınız siz? Yok Peki. hocam. O zaman size o kuralın 3 altın kuraldan sizi ilgilendiren bölümü bir daha söyleyeyim. Arapçada iki isim yan yana geldiğinde bunlardan birincisinde el takısı yoksa ikincisinde varsa muzaf muzafın ileydir. Çoğunlukla çoğunlukla göreceğiniz muzaf muzafın ileyler bu ekrandaki gibi olacak. Yani muzafta el takısı olmayacak. Muzafın ileyde el takısı olacak. Ama ikisinde de el takısı olduğu durumlar gelecek. Ya da muzafın ileyde el takısı olmadığı durumlarda gelecek. Ama bunlar çok nadiren yani. Ama genelde ekrandaki gibi olacak. Birinci de el takısı olmayacak. ikinci de olacak. Buyurun Zübeyde Hocam. Hocam çok sordum ama kusura bakmayın. Buyurun. Şimdi bu burada kale tün mü diyeceğiz, tin mi diyeceğiz? Şimdi tin, tün ikisi de olmaz. Çünkü el takısı var. El takısı olunca tenvin düşer. Muzafın ileyler her zaman mecrurdurlar. Muzafın ileyhin harekesi değişmez hocam. Muzafın iley her zaman mecrurdur. Yani el burtakaleti bu kesinlikle değişmez. Şeklül burtakaleti müstedirun olacak. Cümlemizin doğru harekelenmiş versiyonu. Şimdi bir yerlerde Muzaf ve Muzafın ile ile karşılaşırsanız sayın hocalarım, bir yerlerde Muzaf ve Muzafın ile ile karşılaşırsanız ve bu haber almışsa haber almışsa haberi kim almış demektir? Haberi Muzaf alır hocam. Evet. Mükteda almıştır. alır. Muzaf alır hocam. Şimdi haberi Mükteda alır. Doğru müptada da muzaaf olacağı için haberi muzaaf alır hocam. O yüzden haberi hangi kelimeye haber olarak getirdiğimize dikkat ediniz. Haberi hangi kelimeye getirdiğimize dikkat edelim. Ha burada şöyle bir şey olabilirdi bak. Şöyle bir şey olabilirdi. El burtakaletinin yanına bir tane sıfat verelim. Şeklül burtakaleti es sagirati küçük portakalın şekli. Eğer bunun yanına es sagirati gibi bir sıfat gelseydi hem o müennes olacaktı, hem el takısı olacaktı, hem de bunun gibi mecrur olacaktı. Bir daha söyleyeyim. Şeklulu portakaleti sagirati olacaktı. Ama burada böyle bir durum yok. O yüzden haber muzafın cinsine sayısal değerine uymak zorunda burada. Müptedanın ama burada müptedan muzaf olan bir isim olduğu için onun özelliklerini almak zorunda. Şeklu müstediyarat. Evet, bu örnek bize e, ee, buyurun hocam. Hocam burada tamlama olarak ikisi birden müptedan olmuyor mu? Şimdi e, burada bursu tamlama bursu olarak müstedirun mu? Tekrül sokaleti yani isim tamlaması birden bu kelime birden iki kelime birden, birden, birden müstada mu? Mu? Yani mu? Şimdi hocam ben bunu kesinlikle derslerimde böyle bir şey kesinlikle yapmıyorum. Bugüne kadar hiç yapmadım. Kesinlikle de yapmayacağım. Şimdi bunun uyarısını da size yapacağım hocam. Öncelikle bu konuyu açtığınız için teşekkür ederim. Bazı kitaplarda ben bunu gördüm. Bazı kitaplarda özellikle soru kitaplarında ben bunu gördüm. Bakın şunun altını çizmişler. Acaba burada altını e, çizebilecek miyim? He, şuradan şimdi. Bunu sormuş adam. Altı çizili olan nedir demiş. Ney burada bu cümle isim cümlesi dedik müpteda haber dedik. Peki burada altı çizili olan nedir sayın hocalarım? Muzaf, Muzafın ile. İsim tamlaması mı? Müpteda mı hocam? Güzel. Şimdi birden ben Müpteda diyebiliyordum hocam. Evet, şekli hocam. Müpteda hocam evet. orada sadece şekli Müpteda. Çok güzel. Ben bunu hocam, hocam çok Değil. gördüm. Yakın zamanda gördüm, özellikle çok yakın bir zamanda gördüm. Bunu böyle sormuşlar. Şıklarda bunun doğru cevabı ne biliyor musunuz? Şıklarda bunun doğru cevabı Müpteda olarak geçiyor. Ama yanlış. Burada müfteda değil bu ikisi. Bunları. Buradan hocam zaten. Buradan... Efendim hocam, buradan tuzağa düşürüyorlar zaten. Evet, biz bu tuzağa, bakın e, içimizde kaç tane öğrenci var bilmiyorum ama e, rica ediyorum derste böyle bir şey geçerse eğer bunu hocamıza soralım. Hocam, burada müpteda olan şeklumu, ikisi birden mi? Hocamız da benden daha bilgili olduğu için diyecektir ki şeklü müptedadır. El burtakaleti sadece muzafın ileydir diyecek. Şimdi müptedalar merfu olurdu hani. Biz öyle öğrenmiştik. Madem burada ikisi de müfteda el burtakaleti neden merfu değil o zaman? Neden? Çünkü müfteda Hocam muzafun ileyi ama şu var hocam. Şundan yapıyorlar. Ben de gördüm mesela. E, marifeye yaklaştığı için ikisini bir alıyorlar yani. Hocalardan böyle yapanlar var. Şimdi hocam bu e, bizim aklımızı sulandırır. Şimdi hocamız bu konuyu benden daha iyi biliyordur. Benim size bu az önceden beri yaptığım bütün açıklamaları hocamız bildiği için kendi adı gibi bildiği için ona göre şeklunun irabı ayrı, el burtak aleti ayrıdır. Ama biz o kadar bilmiyoruz. O yüzden bize tam olarak neyse onun söylenmesi lazım. Tam neyse o. Bu tarz cümlelerde buna benzer örneklerde yani muzaf ve muzafın ileyhin olduğu her yerde size şunu söyleyebilirim. Haber olan sadece muzaftır. Fail olan sadece muzaftır. Sonra mefulübi olan sadece muzaftır. Peki muzafın ile ne yapıyor orada? Onun zaten adı belli, görevi belli. O zaten muzafın ileydir. Ona başka bir şey yüklemeyeceğiz sayın hocalar. O yüzden buna benzer cümleler hocam, geldiğinde... Hocam şimdi... biz Türkçe'de o şekilde yapıyoruz ya cümlenin öğelerini bularken mesela isim tamlamalarında tamlala, tamlamaları bölmüyoruz. O mantıkla düşündüğümüzde yanlış oluyor. Arap böyle Evet hocam. Bence yani ben bunu kesinlikle yani şu güne kadar hiç ben böyle bir irap yapmadım. Şu ikisine müpteda kesinlikle demedim hocam. Ricam sizler de demeyin. Biri bir şey derse böyle öğrendiğinizi söyleyin lütfen. Şimdi gelelim. Bir, burada bayağı bir zaman harcadık bu arada ama inşallah faydası olmuştur hocam sizlere. Şimdi, leunuhe, onun rengi nedir? Yani portakalın rengi nedir? Leunuhe, burtakaliyun. Onun rengi turuncudur. Şimdi bazen e, sorulara okulda da olur bu. Soruya uzun cevap verebilirsiniz, kısa cevap verebilirsiniz. Ben burada genelde uzun cevap vermeyi tercih ettim. Yani direkt bu soruya burtakaliyun'da denebilir, kısa cevap. Ama uzun hali bu. Onun rengi portakal rengidir. Bak şimdi burada he zamiri he zamiri müennes değil mi? He zamiri müennes. Burada portakala delalet ediyor. Şimdi he zamiri müennes diye ben haberi burada portukali yetun mu getirecektim? Değil. Böyle değil. Bu neyin haberi? Levnunun haberi. Levnu müzekker. Haber de portukaliyun şeklinde müzekker gelir sayın hocalar. Az önce yaptığımız kural aynı yani. Evet buyurun hocam bir şey mi diyeceksiniz? Tabi tabi onun rengi derken yine tabi levnu muzaaf he muzaafın ile. Bir şey daha soracağım ama haddimi aşmaktan da korkarak hocam. Ama yine de soracağım. Ben ben de bazen çok soruyorum. Affedin lütfen. Ma levnuhe de. Ma isim cümlesi mi? Fiil cümlesi mi? İsim cümlesi. Mi? İsim cümlesi mi? İsimle mi başlıyor? Ma isim mi? Sonuna bitişen zamir mutlasız zamir. Evet, tamam hocam isme girmiyor mu? Bu bir soru cümlesi. Doğru. Soru cümlesi soru edatı ile başlıyor çünkü. Soru Mantıklı. işaretleri hocam komple marifedir. Evet. Güzel bir düşünce. Güzel bir düşünce ama yani marife marife denebilir mi? Mebni olanları da var. Mebni olmayanları da var. Olabilir. Doğru. Güzel bir düşünce. Şimdi e, bu levnu neden merfu? Levnu neden merfu? Müpteda olduğu için. Levnu müptedaysa haber nerede? Ha, ha zamiri hocam. Ha zamiri ne? Habere ma gelir zaten. Oradaki ha Levnu'nun haberi hocam. Güzel bir düşünce ama az önce söylediğimiz bütün bilgilere ters hocam bu dediğiniz. İsim cümlesi normalde e, özne yüklemden önce gelir ama yüklemin ön haber önce gelmesi. Hocam. <laughs> Buran hocam bir şey mi dediniz? Hocam. Buyurun. Hocam işaret zamirine birleştiği için zamir e, şey kabul edildiği için e, yani belirli kabul edildiği için o da belirli olmuş oluyor. Şimdi burada e, işaret zamiri yok hocam. Ya fırla, e, yani zamir zamir pardon zamir olduğu için. Şimdi şimdi zamirler belirli kabul edildiği için Evet, zaten doğru. Hocam zamirler, haber olmuyor mu burada? Evet, Esma hocam buyurun. Hocam e, izafe olmuş zamire. İza, i̇zafet terkibi gibi bir şey mi? Tam evet. bilmiyorum da ben de. Bu zaten yani az önce dediğimiz şeklül burtakaleti neyse de o aslında. Bu doğru. Bu az önce konuştuğumuz konunun hepsi bunun içinde geçerli. Levnu Hocam buyurun. Hocam bir şey sorayım. İzafet terkibi denilen şey muzaf muzafın ileyh mi? Evet, Onun tabii, Onun diğer tabii. ismi i̇zafet, izafet terkibi mi? Aynen. bu idafi. Diğer adı da isim tamlaması Türkçesi ama onu tavsiye etmiyorum. He, tamam okulda çok anlatıyorlar kafam çok karışıyor. Hocam. Allah razı olsun. Hocam. Buyurun Buyurun hocam. E, marife olduğu için yani... Şimdi hangisi marife burada? Şimdi önüne H birleştiği için o marife sayılıyor. Şimdi da e, bu dediğiniz sayı. doğru. Zaten ha, ha, ha. E, muzaflar muzaf olan bir kelimeyi muzaf yapmamızın amacı bu zaten. Nekre bir ismi nekre bir ismi marife bir isme muzaf olarak atadığınızda o marifelik kazanıyor. Yani bu levnu normalde levnundu. Levnundu. El takısı yok ya. El takısı olmadığı zaman tenmini olur. Levnundu. He geldiğinde muzafa dönüştü. Levnu oldu. Levnu he. Şimdi buradan. Aslında bu manın. Evet hocam. Aslında bu haber manın... manın haber olmasıdır. Haberin ana geçmesi konusudur bu. Güzel hocam. Ee, dediğiniz doğru. Hocam ben. isim cümlelerin başında men, ma bunlar e, haber konumuna geçmiyor mu? Mesela hel ve e istisnamı. Neden? Neden? Ne? Yani hafızamda kalan medreseden aklımda kalan o yani muzafımley olan he ama o marifenin başına gelmiş soru olarak maheze mesela bu nedir? Ma haber heze olur mesela. Güzel güzel hocam. Bunun hocam açıklamasını için kafanızı çok da sulandırmak istemiyorum ama aklıma takıldığı için burada sormak istedim. Bunların hocam adı sadarat isteyen kelimelerdir. Soru edatları S özellikle sadarat isterler. Nerede Onları kullanmak isterseniz isteyin, onların umrunda olmaz. Onlar gelip cümlenin en başına yerleşirler. Bunların adı sadarat isteyen kelimelerdir. Burada levnu müptedadır. Aynı zamanda muzaftır. He muzafın ileydir. Ma da bu cümlenin haberidir. Bunları nerede göreceğiz? Ee, hocam sadarat demek cümlenin en başında olmayı hak eden... Kelimelerdir. Genellikle bu soru edatları oluyor. Genellikle soru edatları cümlenin en başında gelmeyi arzu ediyorlar. Buyurun hocam. Bu şekilde burayı da e, izah etmiş olayım. Şimdi devamına bakalım. En na'imetun hiye em haşinetun. O yumuşak mıdır? o yumuşak mıdır yoksa sert midir? Hiye haşinetun. O serttir. Yumuşak olanları da var ama onları almak istemeyiz yani. Portakalda özellikle. Mandalina olsa neyse de. Şimdi hiye haşinetun da hiye ne? Hiye Müpteda. Haşinetun ne? Haber. Müthiş. Çok güzel. Peki. El takısı olsaydı burada hiyel haşin olsaydı ne olurdu? Herhalde o sert olurdu. Sert olurdu. Serttir yani. Dırdır. Yok gramer soruyor izafet hocam. 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 İzafet tamlaması olurdu hocam. İzafet tamlaması. Evet. Şimdi Zekeriya hocam bir şey mi dediniz? Hocam izafet tamlaması olur dedim de Şimdi izafet tamlaması olmaz. Müpteda haber olunca dediğim gibi hocam. İyi müpteda haşinetin olunca haber olur. Tamam. O Bu, sert, doğru. Bu doğru. Bu doğru. Bu dediğinize katılıyorum. Şurada bir el takısı olsaydı şurada. Hiyel haşinetu olsaydı ne olurdu? mi Hocam sıfat mefsus mu? Valla yok galiba. <laughs> Bu akşam çok mu sordum sayın hocalarım? Keseyim mi soru sormayı? Hayır hocam, hocam iyi iyi böyle iyi. Derse katılıyoruz, dikkatimiz toplanıyor. Ben ben bunu seviyorum yani. Sorular Kalıcı üzerinden gitmeyi. Sorular üzerinden portakal olurdu. <laughs> ne olurdu? <laughs> Ser portakal olurdu. Çünkü se <laughs> marif olunca portakal miyim? Diye. Hocam, Buyurun hocam. Miyim? Yine müpte daha haber olur. Yine müpte daha haber olurdu ama bir, bu sefer belirli bir portakaldan bahsedilirdi. El er takısı marifeli kazandırırdı. Şimdi el takısı marifeli kazandırırdı. Bu doğru. El takısı çoğu zaman marifeli kazandırır. Genelde yani, yani, şu anki bilgimize göre her zaman marifeli kazandırır hatta. Bir şey duydunuz mu? Bedel diye bir şey duydunuz mu? Bedel. duyduk. Üç çeşit bedel var. Bedeli ihtimal, bedeli bazı, evet. bedeli kümler kümler. Buna el takısı getirdiğiniz an el takısı getirdiğiniz an ne olur biliyor musunuz? Hiye Hiye neydi normalde? Yani şu an cümlenin bu haliyle Hiye neydi? Müpteda. Güzel. Hiye müpteda olmaya devam eder. Hiye her zaman müpteda burada. Ama Haşinetun haberine, haşinetun haberine el takısı getirdiğiniz an haşinetun artık haber değildir. Haşinetun artık bedeldir. Hiyenin bedelidir. Peki haber nerede? Haber yok. Zaten bu cümle öyle kurgulanmamış. Yani bakın sadece oraya bir el takısı getirmekle bu cümle faydalı cümle olmaktan çıkar hocam. Çünkü konu değişiyor. Müpteda haberli bir cümle sadece müpteda ve onun bedeline düşüyor. E, o yüzden tabii daha biz bedel konusunu görmedik. Ama sadece içimizde bazı e, bilgisi olan kardeşlerimiz var. E, böyle sorular sorarak onları da heyecanlandırasım geldi bu akşam. Çünkü e, kitabın başındayız hani onlara göre çok kolay konulardayız. ya. Canları sıkılmasın diye bu akşam biraz onları heyecanlandırmak istedim. Hocam. Hocam bir şey sorayım mı? Buyurun. Mübteda e, marife nek e, ve el takılı oluyor her zaman ya da böyle işte özel şeyler de olur. E, nekira da el takısız her zaman değil mi? Tabii doğru. Ne, ne, mübteda Dediyorum, haber doğru. pardon. Evet. E, el takısı olursa şey olmayacak o değil mi? Haber olmayacak. Yani Normalde el öyle. Olursa. Genelde öyle. Mübteda haber. Haber her zaman nekire olarak akılda. Genelde tutuyor. öyle. Şu an için bizim Gerçekten. için öyle. Ha, tamam, Allah razı olsun. Cümlemizden. Buyurun hocam, söz almak isteyen. <laughs> hocam bu el takısı geldiğinde bedel alıyor dediniz ya. Mana evet. olarak mana olarak nasıl değişiyor yani? Söyle. <laughs> hocam şimdi e, bunun normalde manası neydi? O serttir değil mi? Evet hocam, o bayan. Tamam. O serttir. O serttir oldu. Ama şey olduğunda bedel olursa ne olur? O sert. O sert. O sert. Nokta nokta. Hani haber eksik ya burada. Haberi de getirirsek o sert ucuzdur mesela. Bir örnek vereyim. He hiyel haşinetu ee, o zaman rahis, rahisetun mesela. Onun gibi düşünün sayın hocalar. Şimdi diğer cümlemize geçelim. Diğer cümlemize geçelim. Hel ekelte eten portakal yedin mi? Hel ekelte portakaleten portakal yedin mi? Bu sorulara genelde nasıl cevap verilir? İşte olumlu cevap vermek istersek ne an demeliyiz? Bu konuda gene gelecek. Bu konu Gerçi bayağı bir ileride gelecek. Yani sorulara nasıl cevap vereceğimizle alakalı. Neam evet. Ekel tu yedim. Portakal eten. Evet portakal yedim. Keyfe vacette ta'mehe. Onun tadını nasıl buldun? Keyfe vacette ta'mehe. Onun tadını nasıl buldun? Genelde sizlere bir soru sorulduğunda sizlere bir soru sorulduğunda o soruda size verilen bilgiler ışığında cevap verirsek çok güzel olur. Yani sorulan sorudaki elemanları kullanarak, ögeleri kullanarak cevap verdiğinizde çok güzel olur. Mesela şurada ne dedik? Hel ekelte burtakaleten, ekeltu burtakaleten. Yani bize verilenleri aşağı yukarı kullandık. Burada da öyle. Keyfe ve cette ta'mehe, ve cettu ta'mehe Onun tadını lezzetli bulduk. Hocam. Buyurun. O leziz zaten gelmesi gerekmez mi? Portakalın olduğu için orada. Evet, bu az önce söylediğimiz yere dönüyor hocam. Bu lezizen Neyden bahsediyoruz biz? Portakaldan değil. Portakalın tadından. Yani da'mun kelimesinden ama Ekel burada leziz bulunan e, leziz bulunan portakal değil mi yani yok portakalın tadı şurada deseydi hocam e, keyfe vajette portakal eten deseydi o zaman vajetu leziz eten derdiniz o zaman olurdu bize sorulan portakal değil portakalın tadı o yüzden damu kelimesi müzekker olduğu için bu da lezizen olacak hocam. Yani cinsiyeti muzafın ile olan h değil, muzaf olan kelime belirleyecek hocam. Son sorumuz buyurun hocam. Bikem teşteri el portakalete portakalı kaça satın alıyorsun? Bir kem teşteri el portakalete el portakalete burada yine mefulü bir teşteri satın alıyorum el portakalete portakalı satın alıyorum bir hamseti liratin 5 liraya portakalı 5 liraya satın alıyorum. Bu da yine şimdi bu verdiğimiz cümlelere bakalım. Biz bunlara ne cümlesiyle cevap verdik? Alıştırmamızın diğer bölümü de oydu. Şeklül portakal diye cümleye başlayarak isim cümlesiyle bu soruya cevap verdik. Levunha portakaliyun diyerek yine isim cümlesiyle bu soruya cevap verdik. Hiye haşinetun diyerek yine isim cümlesiyle cevap verdik. Neam ekeltu portakaleten diyerek neam'ı burada saymayacağız. Ekeltu ile başladığımız için fiil cümlesiyle burada cevap verdik. وَجَدْتُ تَعْمَهَا derken yine fiil cümlesiyle burada cevap verdik. Eşteri el portakalete diyerek de yine fiil cümlesiyle ne yapmış olduk? Burada cevap vermiş olduk sayın hocalar. Hocam. Buyurun. Hocam ne neam ekel tu portakal derken İrap'ta ne ama ne diyoruz hocam? Ne ama İrap'ta ne diyoruz? Acaba ne diyoruz ona? Portakalite derken portakalite meful mu oluyor hocam burada? Tabi 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 zaten o meful hocam aynen. Ekel tu fiil mazi tu fail portakaleten meful aynen. Evet, Buranın evet. ilabı kolay zaten. Şimdi buna e, cevap muhtemelen cevap lafzı olabilir hocam bu. Çünkü helli sorulara mutlaka ya neam ya da la ile cevap vermemiz gerekiyor. Burada tabi olumlu cevap istediğimiz için de neyi tercih ettik? Neam'ı tercih ettik. Burada başka şeyler de olmuş olabilir. Yani bazı gizli fiiller de belki burada hasfedilmiş fiiller de olabilir hocam. Ona tam bakmam lazım. Bazen Arapçada işler görüldüğü kadar kolay olmuyor hocam. Özellikle fiiller, failler hasfedilip ortada sadece mefullerin kaldığı da çok oluyor. Ona benzer bir durum olabilir burada. Evet hemen bakalım başka alıştırmamız kalmış mıydı burada? Yok bu son alıştırmamızdı. O zaman böylelikle bugünkü inşallah nahiv dersimizi de kolay olan bir isim cümlesi konusunu da geride sizlerle birlikte bırakmış oluyoruz sayın hocalar.